Sevgili gençler, 2021'in ilk Özde 1 yayınları Türkiye geneli LGS deneme sınavı matematik sorularının çözümüne hoş geldiniz. Gayet kaliteli sorular sorulmuş, işlem gerektiren sorular var. Bir de bir soruda da bilgi eksikliğinden dolayı soru iptal edilmiş. Şimdi biz birinci sorudan başlayalım. Kısa ve pratik olarak size soruların çözümünü yapacağım. Şimdi burada çarpma ve çıkarma işlemi var. Sonuç tahtaya yazılıyormuş. Ben burada eksi olduğu için burayı negatif seçiyorum. Negatif alabilecek en küçük değeri seçeceğim. Burada ise pozitif çarpma olduğu için pozitiflerini seçiyorum. Burası pozitif ve burası pozitif olduğu için bu sayıları seçmek daha mantıklı ve yüksek sonucu elde ederiz. Eksi 3 üzeri eksi 2. Eksi 3'ün karesi seçtik. Eksi 1'in karesi. Burada dikkat etmeniz gereken 1'in ikinci kuvveti 1'dir. Burada pozitif olmuyor arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Burası 9 oluyor. Burası da 1 bölü 9. Bu ikisini sadeleştirdiğimizde 1 artı 1. O da eşittir 2. Doğru cevabımız D seçeneğidir birinci soru. Hemen vakit kaybetmeden ikinci soruya geldim. İkinci soruda buradaki dairelerin sayısını soruyor. A apartmanında 2'nin kuvvetleri, B'de 5'in kuvvetleri varmış, C'de de 3'ün kuvvetleri. Yalnız A ve B'de 100'den fazlaymış. 2 üzeri 7 en az 128 olur. 5 üzeri 3 burada 128. 5 üzeri 3 125 olur en az. 5'in karesi olsa 25 olur. 2 basamaklı. C'de ise 50'den fazla. 50'den fazla 3 üzeri 4 81. O da eşittir. Burada dördüncü kuvvet olur. 81'dir. Bunları topladığımızda daire sayısı 334 olmuş oluyor. Şimdi gelelim üçüncü soruya. Üçüncü soruda burada aralarında asal ise diyor birinci asansörle çıkılıyor. Arkadaşlar aralarında asallık sadece ve sadece pozitif sayılar için geçerli. Dolayısıyla burada birinci asansörle gidilemiyor. Bu katlara ikinci asansörle gidiliyor. Buradan ikinci asansörü kullanıyorsunuz. Peki birinci asansörle gidilebilenler kimler? Şöyle bir şey yapalım. Aralarında asal olmayanlar kimlerdir? 1, 2, 3, 3, 4, 5 ve 6. Bakın 3 ile 6 aralarında asal. Eğer bunları yazdığınızda 3'er 3'er gittiğinizde burada ne gelecek? 6'ya 9 gelecek. 6'ya 9 da aralarında asal değildir. Ve 3 ile 6 da aralarında asal değildir. Yani 3 ile 6 ondan sonra 6'ya 9, 9'a 12 benzeri şekilde 39 ile 42'de de aralarında asal olmayacaktır. Peki kaç tane 3'ün katı var? 13 tane 3'ün katı var. Burada da 4 tane vardı. Demek ki 13 ile 4'ü topladığımızda 13 ile 4'ü topladığımızda 17 tane katta ikinci asansör gidiyor. İkinci asansör 17 katı. Peki birinci asansörü hemen hesaplayalım. Birinci asansör aralarında asal. 1 ile 4 aralarında asaldır. 2 ile ortak böleni 1 olacak. 2 ile 5 aralarında asaldır. Yani 3'ten önce 2. Peki 6'dan önce de 2 adet var. 2 kat var. Yani 4 ve 5. katlar. Demek ki her 3'ün katından önce 2 tane kat vardı. Toplam 13 tane 3'ün katı vardı. 2 çarpı 13. 2 çarpı 13 o da eşittir 26. Arkadaşlar 26 olur. Peki en üst kat da var burada. En üst katı da hesaba katarsak 1'i eklersek toplam 27 kata birinci asansör gidiyor. Aradaki farkı soruyor. 27'den 17 çıkarttığımızda 10 elde etmiş oluyoruz. Şimdi geçiyorum 5. soruya. 5. soruda sevgili gençler. Pardon burada şöyle dördüncü soruyu da çözelim. Dördüncü soru şöyle ki arkadaşlar. Alanı 5 metrekareden fazlaymış. Alanı 5 metrekareden fazla olduğuna göre bunun hemen bu ikisini metre olduğu için 1 bölü 2, 1 bölü 4'tür 2 üzeri eksi 2. O da 0,25 metre. Bunu biz metreyi santimetreye çevirirsek 25 santim olur. Peki burası 1 bölü 5 demek. O da eşittir 0,2 metre olur. 0,2 20 santimetredir.
Yani 20 ile 25'in orta katı olan bir sayı bulacağım. Yani bunların ekokunu bulacağım. Ekoku nedir bundan arkadaşlar? 100'dür. 100 santimetre. 100 santimetre demek 1 metre demektir. Demek ki 1 metre 1'e 1 olabilir veya 2'ye 2 olabilir. 2'ye 2 olursa 4 olur ama 3'e 3 olursa 5'ten daha büyük bir şey olur. 3'e 3 seçtiğimde, 3'e 3 seçtiğimde buradaki alan efendime söyleyeyim 9 olur. Yani 5'ten büyük. Peki tüm alan nedir? 3 çarpı 3. Peki bir tane karenin alanı nedir arkadaşlar? O da 1 bölü 5 ile 1 bölü 20, 1 bölü 4'tür. Çarpımı 9 bölü 1 bölü 20'den 20'yi ters çevirip çarptığımızda 180 sonucunu buluyoruz. C seçeneği bizim aradığımız cevaptır. Şimdi 5. soruya gelelim. 5. soru yan yana yazılanlar diyor aralarında asal olacak. Aralarında asal yani ortak böleni olmayacak. Mesela buraya 15 yazdığımızda buraya 22 yazabiliriz, buraya 21 yazabiliriz. Peki 18'i yazdığımızda 18 yanına 22 yazamıyoruz. 21 yazamıyoruz. 15 de yazamıyoruz. Demek ki 18 yazılamaz. Hangisi yerleştirilemez? Çünkü 18 ile bütün diğer sayılar aralarında asal değildir. Ortak böleni vardır. Cevabımız B seçeneğidir. Hemen 6. soruya geçiyorum. 6. soruda toplam kütleyi soruyor. 250 çarpı 250 5 üzeri eksi 3. 5 üzeri eksi 3 ne demekti? 125 ile ters çevireceğiz. 125'e böldük 2. Çarpıyoruz. Peki burada ne kadar var? 480 ile 2 üzeri eksi 5. 2 üzeri eksi 5 32'dir. Ters çeviriyorum. 480 çarpı 1 bölü 32. O da eşittir. 480 32'ye bölsem 15. Peki burada kaç tane var? 108'i 3 üzeri eksi 3 ile çarpacağım. 108'i yani 3 üzeri eksi 3 27'dir. 27'ye böldüğümde o da eşittir. 4'tür. Peki diğerinde nedir? 200 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Bu 2 sıfırla bu 10 üzeri eksi 2 sadeleşir. 2, 4. Burada 2 var, burada 15. Bunları hepsini topladığımızda toplam 23 olur. O da B seçeneğidir diyebiliriz. Peki ben biraz hızlı geçiyorum arkadaşlar. Siz anlamadıysanız lütfen sakin bir şekilde bunu videoyu durdurup kendiniz okuyun. Önce kendinizi çözün sonra çözümüne bakabilirsiniz. Şimdi diyor ki 9 sınıf 27 tane öğrenci var her sınıfta. 9 çarpı 27 kişi vardır. Sonra diyor ki her kutunun içerisinde 2 tane torba var. Bu diyor ki ne diyor? Her bir öğrenciye ne diyor? Tüm öğrenciler ikişer torba bulunan 4 tane kutu veriliyor. İkişer tane torba var, 4 tane kutu veriliyor. Ve her torbanın birine de 25 tane 25 şer TL konuluyormuş arkadaşlar. Peki bunları çarptığımızda şöyle bir şey çıkar burada. 2 ve 2'nin karesi var. 2'nin 3. kuvveti olur. 9 ile 27 9 ile 27 9 3'ün karesidir. Burada da 3'ün 3. kuvveti var. 3 üzeri 5 oldu. Bir de 5'in karesi var. Benden istenen ne? Diyor ki üslü çarpımı yazılırsa elde edilen üslerin toplamı kaçtır? 3 5 daha 8, 2 daha 10 olur. Doğru cevap C seçeneği 10'dur. Yani üstleri topladığımda 3, 5 ve 2'yi topladığımda 10 cevabını elde ederim. Şimdi arkadaşlar geldik 8. soruya. 8. soruda bu ağaçların boyları 3 basamaklı birer sayıymış. 1, 2, 7, 7'den sonra ne gelir arkadaşlar? 8 çarpanı koyabiliriz. 1, 5, 7, 8 koyabiliriz. 3 basamaklı olur. Burada da 1, 7, 11, 11'den sonra 13, 12 çarpanı koyabiliriz. 12 ya da 13 çarpanı da koyabilirsiniz arkadaşlar. En küçükleri bunlarmış. 1, 5, 13. Burası da en küçük çarpan 14 koyabilirsiniz. Pardon, şöyle bir şey oldu. Pardon, şöyle. Burada 12 olursa 2 çarpanı gelir. Pardon, burayı yanlış yaptık. Şöyle ki. Burada 8 ve 8 koyabiliriz arkadaşlar. Burada da 1, 7,
11, 11'den sonra 13 çarpanı koyabilirsiniz. En küçük çarpan olarak. Burada da 1, 5, 13'ten sonra yani asal sayıları içermeyecek şekilde 5'in çarpanı 5 burada kaç yazarız? 13, 14, 2 çarpanı gelir. 17 çarpanı koyarız. Peki. Burada arkadaşlar en küçüğü bu. Sonra bu gelir arkadaşlar. Sonra bunlar daha büyük çarpanlar olur. Dolayısıyla diyor ki küçükten büyüğe ikinci sırada hangisi olur? Doğru cevap B seçeneğidir. 2 numaralı ağaç daha küçüktür diyebiliriz. Geldik 9. soruya. 9. soru kenar uzunluğu 4'müş. 4. O zaman tüm alanımız ne oldu? 4 çarpı 4. Peki ben bir tane kutunun alanına bölersem 2 üzeri eksi 4 çarpı 2 üzeri eksi 5 yaparsam şöyle bir şey olur. 16 çarpı burada da 2 üzeri eksi 9 yukarı 2 üzeri 9 olarak geçer. 16 2 üzeri 4 olduğu için 2 üzeri 13. Her birinin fiyatı ne kadarmış? 2 üzeri eksi 2. 2 üzeri eksi 2 ile çarptığımda 2 üzeri 11 sonucunu elde ederim. O da C seçeneğidir. Geldik 10. soruya. Sevgili gençler 10. soruda üslü sayı sorusu. Burası eksi 2 olduğu için ben kısaca şurayı 5 bölü 3'ün eksi 2. kuvveti yazabilirim. Peki. Burada A'nın en küçük değerini bulmam lazım. En küçük değeri. Peki şöyle yapabilir miyim? A eksi 1 eşittir. Eksi 2'leri sadeleştirdiğimde. Hem artı hem eksi 5 bölü 3 olacaktır. Peki A eksi 1 eşittir. Eksi 5 bölü 3 seçersem daha küçük değeri bulmuş olurum. Ben eşitliğin her iki tarafına artı 2 eklediğimde, bakın pratik bir şekilde artı 2 eklediğimde o zaman A artı 1 ne olacaktır? 1 bölü 3 olacaktır. A artı 1'in karesini istiyor benden. O da 1 bölü 9 olur. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Hemen hiç vakit kaybetmeden 11. sorudayım. 11. soru bir hacim sorusu. Bunların kenarlarını çarpacağım. Yani diyoruz 27 bölü 64 çarpı 3 bölü 4 çarpı 9 bölü 8. Yukarısı hep 3'ün kuvvetleridir. 3'ün kuvvetleri olunca 3'ün 3. kuvveti, 3'ün 1. kuvveti, 3'ün 2. kuvveti. 3 üzeri 6, aşağısı da 2 üzeri 11. Bu da eşittir. 3 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 11 olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Hemen 12. sorudayım. Çemberin çevresini burada soruyor. Çevrenin formülü neydi arkadaşlar? 2 pi r'ydi. 2 çarpı pi 3'tür. R'miz 6 üzeri 6'dır. Kaç tur atıyor? 36 tur atıyormuş. Bu 6 eder. 6 çarpı 6'nın 6. kuvveti bir de 6'nın karesi. Üstleri topladığımızda 6 üzeri 9 o da A seçeneği olmuş olur. Hemen geçiyorum bir sonraki sorumuza. Şöyle 13. sorudayız. 13. soruda iki kumbaradaki paraların toplamını istiyor benden. Burada 20 TL var. Burada da 12 TL var. Bu ikisini topladığımızda 32 TL eder. Burada 8 tane 50 kuruş, 7 tane burada, 15 tane 50 kuruş. 15 tane 50 kuruş 750 kuruş eder. 750 kuruş burada TL'ydi. Burada 15 tane, burada da 11 tane 25 kuruş var. 26 tane 25 kuruş. O da eşittir 650 kuruş. Burada da 9 çarpı 10, 90 kuruş var. Bunları topladığımızda arkadaşlar 32 TL'yi ben 3200 kuruş olarak yazabilirim. 3200 bunları topladığımızda şöyle bir şey 4690 elde ederim. Kuruşu TL'ye çevirirsem 46.90. 46.90 hangi şıkta var? B seçeneğinde 46,9 veya 90 aynı şeydir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Şimdi geliyorum 14. soruya. 14. soruda arkadaşlar kilogramla miktarını, bu alınan miktar şurayı ölçüyor bizde. 2 onda burada %5 olur.
10 üzeri eksi 2 olduğu için burası da 3,2'dir. Çarpıyoruz. 48,40 çarpı 2,05 artı 24 çarpı 50 miktar çarpı fiyatı 3,2. Bunları ondalıklı kesir de yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu ikisini çarptığımızda 99,22 gelecektir. Bu ikisini çarptığımızda 78,4. Topladığımızda 177,62 sonucunu elde ederiz. O da doğru cevap A seçeneğidir. Hemen çocuklar hiç vakit kaybetmeden 15. sorudan 15. soru şöyle alanla ilgili bir tanesinin alanını bulalım. Yani 1/2 çarpı 1/5 dediğimizde bir tane alanı 1/10. Peki bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 6 çarpı burada kaç tane var? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 30. 30 tane 1/10 var. 30 tane 1/10 ne olur? 3. Peki şurayı hesap edelim. Burada 6 tane yükseklik 1. 6 çarpı 1 üçgen olduğu için 2'ye böleriz. 3 tane tammış. 3 tane tam demek 1/10 ile çarptığımızda 0,10'da 3. Bu ikisini topladığımızda 3,3. O da C seçeneği 3,3'tür. Geçiyorum. 16. soruya geldim. 16. soruda da 625 tane. 625 çarpı 1024. Bir de 625 tane de sevgili gençler 512 megabaytlık iki tane flash bellek varmış. Bu 625 5 üzeri 4, 2 üzeri 10, 5 üzeri 4, 2 üzeri 9 yazabilirim. 5 üzeri 4 ve 2 üzeri 9 ortak parantezini alırsam buradan 2 burada 1 kalır. 2 üzeri 10'du çünkü bu. Bu 3 eder. Yani 3 çarpı 2 üzeri 5 2 üzeri 4 diye ayırabilirim 5 üzeri 4. Burası 10 üzeri 4 olur. 32'yi 3 ile çarparsam 96 çarpı 10 üzeri 4 96 çarpı 10 üzeri 4 B seçeneğindedir. 2 virgül kaydırırsanız 10 üzeri 6 yazılmış 10 üzeri 4'ü bulmuş oluruz sevgili gençler. Bu soruda bilgi eksikliği var. Kaç adet olduğu miktarı verilmediğinden dolayı bu soru iptal edildi sevgili gençler. 18. soru. 18. soruda da iki tane ortak kenar var. Yani biri yüzey alanı 7500, 7500, diğeri de 11520. Bunların ortak bölenini bulmam lazım. Her ikisinin EBOB'unu bulacağız. Nasıl bulunur arkadaşlar bunları? Her ikisine kısaca 10'a bölebilirsiniz. 10'a bölseniz 750. 10'a bölseniz 11.152. Her ikisi de 6'ya bölünür. 6'ya bölseniz 125. 6'ya bölseniz 192. Dolayısıyla bu ortak böleni başka kalmadı. Demek ki bunlar 60'a bölünür. Bu 60 çarpı 125'tir. Burası da 60 çarpı 192'dir. Benden küçüğün çevresini soruyor. 60 da 125'i topla 185, 2 katı 370, çevre 370'tir diyebiliriz B seçeneği. Geldik 19. soruya. 19. soruda burada şöyle bir durum söz konusu. Evden 60'er santimetre adım atıyor. 60'er santim. Buradan da 75'er santim atıyor. Şimdi soruda evden çıkarken başladığı nokta ile okula vardığında geldiği noktalara da dönüşte de basmıştır. Geldiği noktalara da dönüşte basmıştır diyor. Şöyle ki burada 200 diyor 200'de metre cinsinden 200'den küçük. Bu ikisinin mesafesi metre cinsinden 200'den küçük. Ben santimetreye çevirirsem 200'ü iki tane sıfır koydum 20.000 santimetre oldu. 60 ile 75'in ortak katını bulmam lazım. 60 ile 75'in ortak katı arkadaşlar ekoku. Ekoku kaç olur bunların? Yanda çizerseniz 300 olur. 300 300 santimetrede bir. 300 santimetrede bir bunlar ortak basıyor. Şimdi burada şöyle bir şey düşünelim. Buradan buraya 300 santimetre. Ondan sonra bir daha 300 santimetre. Böyle böyle 300 santimetre gidiyor.
Şimdi burada tüm mesafe nedir? 20 bindir. Ben 20 bini 300'e bölersem, 300'e böldüğümde, şu iki sıfırı götürdüğümde 200 bölü 3, o da eşittir 66 olur. Şimdi yalnız 66 tane bölme vardır arkadaşlar. 66 tane bölme vardır. Şimdi burada evden çıkarken başladığı nokta ile, yani burası başlamış ve okula vardı, geldiği nokta dönüşte de hesaplanmıştır. Yani evden çıkarken başladığı nokta ile okula vardığında geldiği noktalara dönüşte de basmıştır. Şimdi 66, eğer 66 tane aralık var, bölme sayısının bir fazlasıdır nokta sayısı. Eğer o noktaya da basmışsa, bakın burada 3 tane aralık var ama 4 tane nokta olduğundan dolayı bir fazlası. Burada 67 diyoruz. Doğru cevabı C seçeneği olarak işaretleyebiliriz. 20. soru. 20. soruda 600 var. Geriye kalan 600'den 1484'ü çıkarttığımızda 864. Bu ikisinin ortak böleni bulmamız lazım. 864 ile 600'ün ortak böleni. 864'ü ortak böleni. Arkadaşlar bu her ikisi de 6'ya bölünür. 6'ya bölünürse 100 olur. 6'ya bölünürse 144 olur. Her ikisi de 4'e bölünür 25. 4'e bölünür 36. Şimdi bu 600 kısmı ortak bunlar. Bunlar ortak. Bizden şunu istiyor. Diyor ki A ve B arasında dikilen ağaç sayısı fark en az kaçtır? Yani bu fark buradan burasıdır. Yani 864'ü 24'e böldük. 36 tane burada fazladan fidan dikilecektir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Umarım video faydalı olmuştur. Faydalı olduysa lütfen beğenmeyi, abone olmayı, arkadaşlarınıza da tavsiye etmeyi unutmayınız. Başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın, takipte kalın efendim.